Herkese süper bir haberle merhaba dostlar. Şimdi başlıktan da anlayacağınız üzere Dying Light'ın yeni bir oyunu geldi. Resmen duyuruldu. Dying Light severler bayram edecek. Dying Light The Beast. Oyun hakkında konuşmadan önce hızlıca fragmanı beraber izleyelim. Daha sonra hakkında bildiklerimizle alakalı hemen konuşalım. Evet, fragman yayınlandı. Orijinal kendi hesaplarından. Hemen açıyorum. Unreal Engine 5 ile yapıldı galiba. Bir team görüyoruz burada. SWAT team'i gibi bir team görüyoruz. Müzik çok güzel bu arada. Ölü teamler var. Team askerleri var. Ve yukarıdan onları bir şey izliyor. Birisi kalsın dedi. Bu tek başına kaldı mı? Ortalık yine kan gölüne dönmüş. Ve... Gördüğünüz gibi efsanevi karakterimiz geri döndü. Çok iyi be. Bayağı iyi. Oo. Oynanış bu arada full oyun içi görüntüler bunlar. Silahlar yenilenmiş, değiştirilmiş. Grafikler çok iyi. Araba var. Muhteşem. Ve efsanevi savaş, efsanevi canavarlardan. Şu anda ön siparişte. İstek listesine ekleyebiliyorsunuz. Oyun hakkında hemen Steam hesabına bakalım. Şu anda istek listesine ekleyebiliyorsunuz diyor. Türkçe dil yok. Biliyorsunuz ki malum. Ancak ne diyor bakın. Önemli. Dying Light 2 Stay Human'ın Ultimate Edition'ı satın alan herkes Dying Light The Beast'e ek bir ücret ödemeden sahip olacak diyor. Bu güzel. Efsanevi kahraman yönet. İlk virüs salgını sırasında yaptığı fedakarlıklarla birçok insanın ölümünden daha beter bir kadere mahkum olmasına gelen Kyle Crane olarak oyna. 10 yıldan uzun bir süre tutsak tutulduktan sonra kendini çok farklı, çok daha kötü bir dünyada buluyorsun. Ve şimdi yıllar önce hayatta kalmanı sağlayan becerilerini daha da fazla masumun hayatını kurtarmak için yeniden kullanman gerek. Yani karşımızda muhteşem bir oyun var. Ek bir oyun gibi düşünebilirsiniz bunu. Çünkü oynanışı kısa. 20 saatlik bir oynanış süresi sunacakmış. Özenle tasarlanmış açık dünya. Hayatta kalmak için canavar, içindeki canavar ortaya çıkar. Günün değerini bir geceden sağ çık biliyorsunuz. Geceleri oynamak asıl meseledir. Dying Light'ı. 4 kişilik işbirliği modunda hayatta kalmak daha kolay. Bu arada takım kurup 4 kişilik oynayabiliyoruz. Bunu anladık. Sistem gereksinimleri gayet iyi. 1050 Ti minimum sistem. Önerilen de 2060. Çoğu insan oynayabilir diye düşünüyorum. Oyunumuz böyle yeni karakterler var. Şöyle göstereyim hemen size. Yeni yaratıklar var. Bakın mesela şu. Elleri uzun falan. Oynanış çok güzel görünüyor. Zaten oyundaki, fragmandaki ekran görüntülerinin hepsi, gösterilen görüntülerin hepsi oyun içinden alınma arkadaşlar. Ben beğendim. Muhtemelen çıkar çıkmaz oynarız. Ve nasıl bir oyun olduğuna bakarız. İstek listesini ekleyip kenara çekilip bekleyeceğiz. Oyun hakkında şu an çok fazla bilgi olmadığı için daha fazla bir şey söyleyemiyorum. Lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.